Değerli kardeşlerim, önümüzde yılbaşı var ve çoğu dostlarımızdan, kardeşlerimizden gelen sorular var. Yılbaşında biz yılbaşını kutladığımız vakit gayrimüslimlere benzemiş olur muyuz? Müslüman olmayanlara yaklaşmış olur muyuz? Onların dinlerini taklit etmek manasına mı geliyor diye. Bu meyanda çok sorular geliyor. Evvela şunu ifade etmek istiyorum. Bir zatı sıfatlarından dolayı sevmek, sıfatlarından dolayı takdir etmek ayrıdır. Dininden, diyanetinden, inancından dolayı takdir etmek ayrı şeylerdir. Bazen olur bir Müslümanı, bir mümini biz şahsından dolayı sevmiyor olabiliriz. Ama Müslüman sıfatından, mümin sıfatından dolayı sevmek durumundayız, takdir etmek durumundayız. Aynı şekilde bir gayrimüslimi de şahsı itibariyle, sıfatı itibariyle, mesela ticaretteki sağlamlığı, ciddiyeti itibariyle sevmek olabilir. Bu ayetin kapsamına girmez. Onu inşallah okuyacağız zaten. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin ayet-i kerimeye verdiği mana muhacesinde değerlendireceğiz. Fakat onu dininden, diyanetinden, inancından dolayı takdir etmek ayrıdır. O tehlikeli olan kısım o. Şimdi yılbaşını bir Noel olarak aldığımız vakit, öyle değerlendirdiğimiz vakit, onların dini bir ritüeli ve eğlencesi hükmünde olması hasebiyle biz müminlerin de maalesef onlara bu manadaki ittiba etmemiz, onlara uymamız, onların peşine düşmemiz bu noktada dini bir tehlikeyi de beraber getirmektedir. Bu beraberinde gelen tehlikenin ana şeyi şu. Yavaş yavaş yozlaşma, yavaş yavaş benzeme, yavaş yavaş onlara iltihak etme, onların safına geçme gibi bir tehlike maalesef bizi, insanımızı, özellikle gençliğimizi bekliyor. Onun için müteyakkız olmak, uyanık olmak ve bu gibi meseleleri de biz Kur'an ve sünnet muhacesinde İslam alimlerimizin verdiği kriterler doğrultusunda değerlendirmek durumundayız. Yoksa ciddi manada yanlış yaparız. Tehlikeli bir alana girmiş oluruz. Bu ayet-i kerimeyi beraber okuyup muazene edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. İn tuti'u fariqan minellezine utul kitab. Yaruddukum ba'de imanikum kafirin. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar. Şimdi baktığımız vakit demek ki gayrimüslimlere, sair kitaplara inanan insanlara biz tabi olduğumuz vakit, Allah muhafaza onların bizi kendi dinlerine tabi kılma durumu söz konusu olabilir. Zaten yozlaşma, zaten bozulma yavaş yavaş başlar. Bir insanı sıcak bir suya ani attığınız vakit o ani atışın refleksiyle kendisini oradan kurtarmaya çalışacak. Ama sıcak bir suyun içerisine, yani ılık bir suyun içerisine koyduğumuz vakit, o ılık suyu yavaş yavaş ısıttığımız vakit farkına varmayacak ve belki de orada haşlanıp ölene kadar bekleme durumu olacaktır. Dolayısıyla ani ve defi olan darbeler bizi o darbeye karşı müteyakkız olmaya ve ondan kaçınmaya doğru iterken yavaş yavaş olan darbeler bizi Allah muhafaza ona alışmaya ve ondan ciddi manada sıkıntı çekmemize vesile olabilir. İşte burada da yani kafirler diyelim, gayrimüslimler ordularını toplayıp bize geldikleri vakit, ordularıyla bize saldırdıkları vakit biz hepimiz ne yaparız? Çünkü ani bir darbe var burada. Ona hemen bir karşı duruş sergileriz ve ona karşı koyma gibi bir refleks gösteririz. Ama böyle değil de işte bu yılbaşıdır, yıl dönümüdür. Ondan sonra işte bu giyimden ne çıkar? Bir şey olmaz. Şu diziler bize zarar vermez gibi mesela hislerle ve duygularla biz bu gibi meseleleri karşıladığımız vakit Allah muhafaza yavaş yavaş onların safına girme ve onlara iltihak etme, onların boyunduruğu altına girme gibi bir durum söz konusu olabilir.
bu noktada ciddi manada müteyakkız ve uyanık olmak icap ediyor. Bir ayet-i kerime daha okuyacağım ve Üstad Bediüzzaman Ester'in bu ayet-i kerimeye verdiği manayı beraber mütalaa edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. La tettehizul yahuda ve nesara evliya. Ba'duhum evliyav ba'd. Ve men yetevellahum minkum. Fe innehu minhum. İnnallâhe la yehdil kavmez zalimîn. Sadakallahul azim. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli edinmeyin, dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Şimdi buraya bakalım. Üstad Bediüzzaman Ester'i bu ayet-i kerimeye yanlış mana verenler olduğundan dolayı çok güzel bir mana getiriyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudilerle barış ortamında bulunduğu vakitlerde elbette onlarla iyi geçirmiş, belki bazı güzel sıfatların da hallerinde bu manada beğenmiştir, takdir ettiği insanlar olmuştur. Fakat ne zaman ki onlar hıyanet etti, onlara savaş açtı. İşte burada da Bezzanse diyor ki, لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّسَارَ اَوْلِيَا Yani Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyiniz derken, onların Hristiyanlık ve Yahudilik sıfatlarından dolayıdır. Yoksa bir ticaret ehli arkadaşın olur, adamın ticaretini beğenirsin, o noktadan onu sevebilirsin. Yani o sıfatını seversin. Bazıları buna itiraz ediyor. Peki dinimiz, İslamiyet bir ehli kitaptan hanımla evlenmeye müsaade ediyor mu? El cevap evet müsaade ediyor. Yani Müslüman bir erkek ehli kitaptan Yahudi ve Hristiyan olan bir hanımla evlenebilir mi? El cevap evlenebilir. Bu erkek olan Müslüman, Yahudi ya da Hristiyan olan bu hanımını dininden dolayı sevmez. İtikadından dolayı da beğenmez. Tamam. Fakat eşi, hanımı olmasa bile elbette sever. Dolayısıyla burada dinimizin verdiği bir ruhsattan bu ayete de aslında çok güzel bir şekilde mana getiriyor Bediüzzaman Ester. Şöyle okuyoruz. Bu nehi, yani onlarla dost olmayın nehi, yasağı. Yahudi ve Nasara ile Yahudiyet ve Nasraniyet olan aineleri hesabiyledir. Hem de bir adam zatı için sevilmez. Yani bu adam muhakkak sevilir. Niye? Kardeşimdir. Kardeşin diye sevilir ama yanlış sıfatından dolayı sevilmez. Dolayısıyla burada yine sıfat var. Kardeşlik sıfatı, yanlış sıfat mesela. Hem de bir adam zatı için sevilmez. Belki muhabbet sıfat veya sanatı içindir. Öyleyse her bir Müslümanın her bir sıfatı Müslüman olması lazım olmadığı gibi her bir kafirin dahi bütün sıfat ve sanatları kafir olmak lazım gelmez. İyi bir komşudur. Belki çok Müslümanlardan da iyi komşu olabilir Yahudi. O iyi komşuluk sıfatı takdir edilir. Ama Yahudiliği takdir edilmez. Niye? Çünkü Allah hak din olarak İslamiyet'i kabul etmiş. Hak din olan İslamiyet'i kabul ettiğinden dolayı Cenab-ı Hak bundan dolayı batıl bir dine mensup olan bir insanı dininden dolayı takdir etmek bize yakışmaz. Binaenaleyh Müslüman olan bir sıfat veya bir sanatı istihsan etmekle, onu övmekle iktibas etmek neden caiz olmasın? Ehli kitaptan bir haremin olsa elbette seveceksin. Şimdi bu manada baktığımız vakit bir mümin gayrimüslim olan birisini sıfatından dolayı, güzel sıfatından dolayı sever, Yahudilik, Hristiyanlık ya da herhangi bir dine mensubiyeti cihetiyle kesinlikle kat'a ve asla beğenmez, sevmez. Şimdi dolayısıyla bu Hristiyanların dininden kaynaklanan bir adetini İsa Aleyhisselam'ın doğum günüdür diye kutlamak niye Müslümana caiz olmasın gibi bir ifade yanlıştır. İsa Aleyhisselam'ı biz Yahudilerden ve Hristiyanlardan daha çok seviyoruz. Biz hak peygamber olarak seviyoruz. Ve onun doğum gününü de biz peygamberim Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum günü hükmünde olan gün gibi ne yaparız? Elbette bilsek tabii onların çünkü söylediği gün de kesin değil. Elbette biz yine Kur'anlar, dualar yaparız. Musa Aleyhisselam'ın de bilsek hakeza. Çünkü onlar Müslüman. Allah'ın peygamberi. Ama gayrimüslimler bir peygamberin güya doğum gününde
onun doğum gününü kutlarken bizim Müslümanların Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum günü kutladığı vakitte gösterdiği hürmeti Kur'anlar, salavatlar, mevlidlerle karşılamıyor. İçkiler, günahlar, Allah muhafaza sefahetler belki daha ileri seviyedeki Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı fiillerle işlemeleri bunun dini olmadığını, tamamıyla nefsani, şehevani olduğunu gösteriyor. Bir müminin onları bu noktada taklit etmesi kesinlikle dinine karşı bir ihanettir. Ve buna girmek büyük bir yanlıştır. Şimdi Bediüzzaman Hazretlerinin 17. notanın 5. notasının sonlarında bize verdiği bir yeri okuyorum. Gaflet hissi iptal ediyor. Ve bu zamanda öyle bir derece iptali his etmiş ki, bu elim elemin acısını ehli medeniyet hissetmiyorlar. Fakat hassasiyeti ilmiyenin tezayüdüyle, artmasıyla ve her günde 30 bin cenazeyi gösteren mevtin, ölümün ikazatıyla o gaflet perdesi parçalanıyor. Evet, müminler gaflette ama her gün bu ölüler de bizi adeta gafletten uyandırmak için muazzam bir nasih, muazzam bir ikaz edici hükmündedir, bir vaiz hükmündedir. Ecnebilerin tağutlarıyla ve fünun-u tabiyeleriyle dalalete gidenlere, sapkınlığa gidenlere ve onları körü körüne taklit edip ittiba edenlere binler nefrin ve teessüfler. Yani Hristiyanları elbette biz gidip onların fenlerini alacağız. Ondan sonra güzel sanatları varsa onları da alacağız. Bunlar mali umumidir. Allah'ın insanlığa hediye ettiği mallardır bunlar, nimetlerdir bunlar. Kim bulsa müminin yetik malıdır. Nerede olsa bulup alıp getirecek. Ama onların sefahetlerini, rezaletlerini alıp kendi evimize getirmek, çoluk çocuğumuzla bunları işlemeye çalışmak bir mümine, bir Müslümana kesinlikle yakışmaz. Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Aya, Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra Avrupa fırsat buldukça ellerini Müslümanlara öyle bir vurmuş ki, ondan sonra öyle bir zulmetmiş ki tarih buna şahittir. Şimdi siz bunları gördükten sonra, bunları okuduktan ve anladıktan sonra hangi akıl ile onların sefahet ve batıl efkarlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yani onlar nasıl emniyet ediyorsunuz? Nasıl genç kızlarınızı, erkeklerinizi onların kucağına atıyorsunuz? Bunlardan zarar gelmez. Bunlar medeni insanlardır. Bunlarla beraber olmamızın bize bir zarar getireceği vaki değil, söz konusu değil manasındaki ifadeler tamamıyla gafletten kaynaklanan, saf dillikten kaynaklanan yanlış ifadeler ve değerlendirmelerdir. Yok, yok. Sefihane taklit edenler ittiba değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Agah olunuz ki, uyanık olunuz ki siz ahlaksızcasına ittiba ettikçe hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Ben müminim, ben Müslümanım, ben Müslüman Türk'üm, ben Anadolu insanıyım, ben şöyleyim, ben böyleyim deyip onları da bu sefahette ve günahlarda taklit ettiğiniz vakitte hamiyet davasında yalancısınız demektir. Onun için ya müminiz ya değiliz. Mümin elbette bazen ayağı tökezler, elbette günah işler, işlesin demiyoruz, işleyebilir. Hazbel beşer, hazbel kader. Ama bu mümin tekrar kendine gelip, tövbe istiğfar edip, Kur'an'a, sünnete ve İslami eserlere sarılıp, ibadetlerini hakkıyla yapması icap ediyor. Bir matematik öğrencisinin matematiğe olan düşkünlüğü kadar, çünkü kendi mesleği, bir mümin ve Müslümanın İslamiyete ve imana düşkünlüğü olması icap ediyor. Çünkü biz oraya bir aidiyet şeyimiz var, cihetimiz var. Onun için kesinlikle bunun farkında olmak icap ediyor. Çünkü şu surette ittibaınız milliyetinize karşı bir istihfaftır. Milliyeti hafife almaktır ve millete bir istihzadır, alay etmektir. Hedanallahu ve iyyakum ile sıratil mustakim. Bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu mükemmel ifadesini, hadisini alıp sözü noktalayacağız.
Kim bir kavme benzemeye çalışırsa ondandır. Cenab-ı Hak bizi İslam'ın ruhuna uyan ve imanın tadının farkına varan samimi ve hakiki müminlerden, Müslümanlardan eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Salavat.